Muzaffer Yıldırım ve Didem Balçın bizlerle olacak. Şimdi sıradaki konuşmacımızı davet edelim. Birazdan Murat Özdeğin sahnede olacak. Kendisi, babası, kız kardeş ve kızlarıyla birlikte 3 kuşak YGA'lı. Bizim için de YGA ailemizden biri. Hem verdiği desteklerle hem de tanıştırdığı doğru kişilerle önümüzü açmaya devam ediyor. Yıllardır Gökhan'ın ve Ömer'in de mentoru. Normalde kendisini YGA zirvesinde ağırlamıştık burada ama bu sefer daha çok soruları soran tarafta yer alacak. Peki karşısında kim olacak? Ümit Boyner, Boyner Holding Yönetim Kurulu üyesi. Aslında kendisiyle yeni tanıştık ama içimize çok sindi. Hem rol model bir anne, girişimci, bir toplum lideri. O yüzden bugün burada ikisini izliyor olacağız. Şimdi FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdeğin ve Boyner Holding Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner'i sahneye davet ediyorum. Çok fazla. Evet. Sinan alacağın olsun. Bizleri yani Agah Bey gibi bir moderatör sonrası beni moderatör yapmış olman. Bir yandan Ekrem Bey, Agah Bey ikimiz için de büyük bir baskıyla başladık. Evet. Ama enerji muhteşem. Enerji buradan muhteşem. Bakınca. Benim bu enerjiyi 4. veya 5. tadışım hakikaten her biri ayrı ayrı unutulmaz, muazzam günlerdi. Bu kıymetli fırsat için YG ailesine çok teşekkür ediyorum. Ama daha da önemlisi benim hem toplumsal bir lider olarak, hem bir iş kadını olarak, hem anneliğiyle, aile düzeniyle, her şeyle örnek aldığım, çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir insanla bu kadar kıymetli gençlerin arasında birlikte konuşuyor olmamız. Sevgili Ümit, senle çok güzel yerlerde kesişiyoruz. Aslında iki diye başladım, sonra üçüncüyü de hatırladım. Özellikle sivil toplum alanında, tabii ki iş dünyasında da kesişiyoruz ama sivil toplum alanında seninle beraber TÜSİAD'da kesişiyoruz. Birçok konuda orada inisiyatif alıyoruz, birlikte çalışmalar yapıyoruz. Daha yakın vakitte güzel bir yemeğimiz de oldu üyelerimizle. Bunun yanı sıra Endeavor'da kesiştik, girişimcilere destek vermek noktasında. Ve aynı zamanda ikimiz de YGA'nın hayal ortağıyız. TÜSİAD'da sen benden çok daha kıdemli olabilirsin ama YGA'da benim kıdemim biraz daha fazla olabilir senden. Ben TÜSİAD'da 2010 yılında yapmış olduğum bir şeyi çok takdir ediyorum. Tam 10 sene evvel ve çok önemsiyorum. Ve bugünün de temasıyla çok paralel bir konu. Şöyle ki, bugün biliyorsun inovasyon, girişimciliğin bir kariyer seçeneği olabildiği, gençlerin önünde bunun da bir opsiyon olduğu temalarıyla beraberken sen 10 sene evvel bir iş örgütü için aslında niye gençlik gibi sorular da gelebilecekken TÜSİAD'ı bu gençlikte iş var diye bir inisiyatifle buluşturdun başkanlığını sürdürürken. Buradaki amacın, düşüncelerin neydi? Senden bunları paylaşmanı rica ediyorum. Evet, şuradaki enerjiye bakınca aslında niçin gençlik, niçin girişimcilik, onun cevabını vermek çok mümkün. Çünkü birincisi gençlere çok inanıyorum, çok güveniyorum ve gençliğin aslında bir sürü değişimin anahtarı olduğunu düşünüyorum. İkincisi girişimciliği bir felsefe, bir ruh olarak çok önemsiyorum. Ve ikisinin bir araya gelmesi açıkçası bizlerin, Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyacı olan bir şey. Bu biraz bu işin hani ruhsal tarafı diyeyim. Ama ikincisi biz 10 sene evvel şunu gördük. Artık Türkiye'deki şirketler şu andaki yapılarıyla veya o andaki yapılarıyla, hatta bugün için bile söyleyebiliriz, gençlerimizi tatmin edecek ölçüde değiller. İş yapış biçimleri, iş yapış modelleri değişmek zorunda ve gençleri daha fazla kazanmak zorundayız. Kaldı ki yeni gençlerimiz, yeni jenerasyon çok daha farklı şeyler bekliyorlar. Daha özgürler, daha bireysel düşünmeye odaklılar. Tabii bunun yanında teknoloji korkunç bir değişim geçiriyor. Teknolojinin gelişmesiyle gene iş yapış biçimleri, yetkinlikler, karar verme biçimleri, her şey değişiyor. Ve bütün bunların içinde girişimcilik her zaman son derece önemli. Çünkü girişimcilik de bir ruh hali. Girişimcilik illa kendi işini kurmak da değil. Girişimcilik bir ruh hali dememdeki sebep şu. Aslında
bir şirkete bile girseniz, hatta ben gençlere o çağrıyı yapmak istiyorum. Agah demin büyük şirketleri boş verin, girişimci olun dedi ama ben aslında şu konuda sizi cesaretlendirmek istiyorum. İş dünyasının da girişimci gençlere, büyük şirketlerin de girişimci gençlere ihtiyacı var. Çünkü aslında değişim, reform, iş yapış biçimlerinde Türkiye'nin sıçraması o girişimci cesur ruha ihtiyaç duyuyor. Ve o açıdan da biz bu gençlikte iş varla üniversitedeki gençlerimize o cesareti aşılamak istedik. Yeni fikirlerden korkmayın, yeni fikirlerle ortaya çıkın ve çalıştığınız yerde bile eğer herhangi bir şirkete de girseniz kalıpları zorlayın. Vaktinizi kutsal bir takım ineklerle geçirmeyin, kutsal inekleri yok edin, yeniliğe şirketleri hazırlayın. Aslında iş dünyasının ve iş dünyasının liderlerinin de buna ihtiyacı var. Biz bugün bu dünyada artık çok şeyi gençlerden öğreniyoruz, gençlerden besleniyoruz. O açıdan benim için girişimcilik çok önemli. Buradan nereye gidersin, bunun daha ötesi nedir dersen, bugün de konuşuldu. Sosyal girişimcilik gerçekten çok önemli bir yerdeyiz ve Türkiye bu konuda da çok hızlı bir şekilde eşik atlıyor diye düşünüyorum sosyal girişimcilerle. Ve ben sosyal girişimcileri şöyle tanımlıyorum, aslında kar üreterek büyüyen değil, toplumdaki sosyal bir takım eksiklikleri ve sosyal zaafları düzelterek, onları eksilterek büyüyen, gene kâr eden girişimciler. Ve aslında YGA kendi içinde müthiş bir sosyal girişim. Ve ben bugün de çok ümitlendim. Dinlediğimiz gençlerin çoğu yaptığı işteki sosyal faydayı ortaya koyuyor. Böyle bir enerjiyle çok daha iyi yerlere gidebileceğimiz konusunda müthiş ümitliyim. Senin vizyonunla kurulmuş olan bu gençlikle iş var. TÜSİAD bünyesinde hakikaten takip eden yıllarda da ben de 3 veya 4 yıl yuvarlak masa liderliğini sürdürdüm bu oluşumun. Anadolu'ya inanılmaz bir şekilde açıldı. Hangi üniversiteye konuşmaya gittiysek, bu konuyu, bu inisiyatifimizi anlatmaya gittiysek inanılmaz bir ilgi gördü. İnan bana, tabii ki bu kadar büyük değil ama bulunduğumuz üniversitelerin auditoriumları doldu taştı, dışarıya televizyonlar, paneller koyuldu. Sinevizyonla oradan izlendi. Hakikaten müthiş bir oluşum oldu. Senin orada yaptığın da bir sosyal girişimcilik de aslında. Evet, yani, öyle TÜSİAD, diyebiliriz. TÜSİAD gibi dışarıdan algısı ciddi, sıkıcı iş insanlarını olan bir yapıda gençlere girişimciliği bir kariyer planı olarak sunmak, gençlerin girişimci fikirlerini embrace etmek noktasında. Şimdi iş başka da bir yere geldi. Artık o girişimcilerle kurumları bir araya getiriyoruz. Ve kurum içi girişimcilik noktasında kurumların daha inovatif, daha doğru, daha hızlı ürün geliştirmeleri için oradaki fikirleri, TÜSİAD üyeleri kurumlarla bir araya getiriyoruz. Bu da hakikaten işte bir sosyal girişimcilik çarpan etkisiyle nerelere gelebilir? Bence çok çok büyük bir örneği. Aslında şunu eklemek istiyorum. Türkiye'de yani benim gördüğüm hep genç nesille veya üniversitedeki gençlerle iş dünyası arasında ciddi bir kopukluk vardı. Yani bir şekilde üniversitelerde gençlerimizi eğitiyoruz. Sonra iş hayatına geldikleri zaman tekrar eğitiyorduk. İlişkiyi ne kadar erken kurabilirsek aslında beklediğimiz yeni teknolojilere, yeni iş yapış biçimlerine, Türkiye'nin dünyada daha rekabetçi olmasına daha çabuk hazırlanabiliriz. Orada da aslında itici güç bir parça gençlerden de geliyor. Onlar ne kadar önleri açılırsa, ne kadar fırsat verilirse, yaratıcı olmaları, yenilikleri ortaya koyabilmeleri, bunları cesaretle dile getirebilmeleri, ifade edebilmeleri ne kadar kolaylaştırılırsa, onlar da çalıştıkları kurumlara veya girişimcilik ekosistemine o kadar ciddi bir katkı sağlayabiliyorlar. Çok çok doğru, çok doğru. Sevgili Ümit, ikinci soruma geleceğim. Aslında yine benzer bir konu. Gençlerimiz arasında bir ikilemde kalma gibi bir olgu var. YGA'nın burada bulunan kıymetli gençlere sorduğu sorulardan da bir tanesi, ya ben eğer sosyal sorumluluk tarafına fazla kaçarsam derslerim aksar mı? Veya iş hayatımı etkiler mi ileride? Paralel processing, sabahki temalardan yine bir tanesiydi. Bu noktada benim de bazı tecrübelerim var. Senin benden çok daha fazla var. Çünkü sen apayrı bir boyutta bütün
24 saatini vererek bir başkanlık süreci geçirdin 3 sene TÜSİAD'da. Senin adına başka konularını aksatmaması, başka sorumluluklarında seni geriye düşürmemesi noktasında bu kadar büyük sivil toplum sorumlulukları alma noktasındaki karar mekanizman nasıl işledi? Bu noktada kendini nasıl motive ettin? Aslında bunun için, bu sorunun herkes için aynı cevabı yok. Herkesin iş yapış biçimi, perspektifi farklı olabilir. Ben hep ikisini bir arada yürütmeye çalıştım TÜSİAD başkanlığı dışında. O tabii çok farklı bir iş. 24 saat neredeyse, yani 3 senenin 24 saati sorumlusunuz. Bir parça tabii siyasi bir şeyi de var, sorumluluğu da var. Yani siyasi derken siyaset yapmıyorsunuz ama siyasilerle çok yüz yüze gelebiliyorsunuz. Çok fazla medyanın önündesiniz. Gerçekten hani iş hayatımı unuttuğum bir dönem. Fakat şöyle bir şey var onun da. Benim için muhteşem bir okuldu. Çünkü çok farklı konularda, yani benim iş hayatımı çok belki fazla da etkilemeyen konularda kendimi eğitmek durumunda kaldım. Yani böyle bir tecrübeden sonra iş hayatına bakışım çok değişti. Ama ben TÜSİAD dışında da farklı sivil toplum örgütlerinde görev aldım ve bunun aslında insanı geliştiren çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hep iş hayatı, iş hayatı diyoruz ama insanın bir de bir iç hayatı var. O iç hayatınızı nasıl beslediğiniz çok önemli. Ben bunu sadece iş hayatıyla yapılabileceğine inanmayanlardandım. Ne kadar çok yönlü olursanız, ne kadar çok yaşayarak öğrenirseniz, yani okumak veya işte eğitimlere gitmek yeterli değil. Yaşamak ve o tecrübenin içinde nefes almak çok önemli. O açıdan yani benim naçizane fikrim ikisini bir arada götürmek, kendinizi beslemek, iç hayatınızı da sürekli canlı tutmak ve besleyebilmek. Bunu yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bakın, yani hani bir deyim var ya, işkolik, workaholic. Bu sonuçta bize ne çıkarıyor ortaya? Çok tek yönlü insanlar çıkarıyor. Oysa hayatı dolu dolu yaşayan ve fazla değişik yerlerde tecrübe eden insanların çok daha çeşitliliğe inanan, çoğulculuğa inanan, topluma daha fazla sosyal fayda üreten insanlar olduğunu da görüyoruz. O açıdan bence YGA da çok önemli bir ihtiyacı burada gideriyor. Şu organizasyonda demin içeride müthiş bir hayranlıkla diledim ve dinledim. Her şey gönüllü olarak yapılıyor. Evet. İşte canlı yayına çıkmaktan tutun da buradaki organizasyonun bir parçası olarak edinilen tecrübe aslında iş hayatında da bize farklı özellikler, melekeler kazandırıyor. Onun için evet, yaptığımız işlere odaklanalım ama hiçbir zaman tek yönlü olmayalım derim. Çok çok doğru. Ben de aslında burada bir kendi anekdotumu paylaşmak isterim. Öyle ki ben işimle ilgili en yaratıcı fikirleri bu gibi ortamlardayken üretebiliyorum, aklıma geliyor, aklıma düşüyor diyeyim. Bunu ben çok yakın kendi içimde takip ediyorum ve sadece işe odaklı geçen bir haftaki ve o haftanın akışında, o 5 gün içinde sivil toplumla ilgili hiçbir şey yapmadıysam, ki ben %30'a yakın, 35'e yakın vaktimi sivil topluma ayırmayı çok dikkat etmeye çalışıyorum. Öyle bir hafta geçmediyse inan bana işte de çok daha rutin ve çok daha az heyecanlı fikirlerle çıktığım haftalar oluyor. Ne zaman ki gençlerle, girişimcilerle, farklı oluşumlarda, farklı ortamlarda, sivil toplum noktasında girişimlerin içinde kendimi buluyorum. Oralarda işimle de ilgili daha heyecanlı fikirler aklıma geliyor. Üçüncü kuşak YGA'lıyım dedin. Yani öyle bir şey hatırlıyorum. Ve benden kıdemli olduğun da ortada. Ne kattı hayatına? Nasıl bir süreç yaşadın YGA'da? Evet Ümit, aslında şöyle. Biz çok gururluyuz ki aile olarak. Ülkemizin ilk 3 kuşak YGA'lı ailesiyiz. Bunun da sebebi şu. Özyeğin Üniversitesi YGA'yı misafir ediyor kampüsünde. Kurucu yeri Özyeğin Üniversitesi'nde bulundu YGA'nın. Halen ofisi orada. Ve YGA, bu nedenle babam Hüsnü Özyeğin, YGA'nın bir hayal ortağı.
aynı zamanda babamın bu hevesini ve heyecanını çok yoğun bir şekilde görmüş olan Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın başkanı olan annem de yine YGA gönüllüleriyle bir araya gelerekten farklı projeleri, işitme engelliler için call center, farklı konularda gibi projelere birlikte imza attı YGA ile. Bunun yanı sıra ben YGA gönüllüsüyüm. Kızım da YGA mezunu. Yani buradaki kıymetli arkadaşlarımız gibi benim kızım da YGA'dan mezun oldu. Bu anlamda üç kuşak YGA'lı olmam hakikaten benim için çok büyük bir, çok özel bir konu. YGA bana ne kattı? YGA beni hep besledi. YGA kesinlikle benden aldığından fazlasını bana verdi. Ona eminim. Çünkü demin de söylemiş olduğum gibi her fırsatta YGA'nın içinde bulunan çok kıymetli oluşumlardan, bu gönüllülük esasından, ürettikleri projelerden, Özyeğin Vakfı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptığı okullardaki TwinSet paylaşımlarından, bilim TwinSet paylaşımlarından, bilim setlerimizi oradaki öğrencilerimizle paylaşmaktan, kız yurtlarımızda farklı projeler yapmasından, aynı zamanda kırsal kalkınma projelerimizde oradaki kadınlarımızın ceviz ağacını daha verimli bir şekilde üretimlerine kadar, güneş panelleriyle oralarda enerji üretimine kadar o kadar fazla yerde dokundular ki hayatımıza diyeyim. Aslında sadece benim, annem, babamın veya kızımın değil, tüm Özyeğin öğrencilerinin hayatlarına tek tek dokunmuş bir oluşum, bir olgu. Bundan dolayı da çok kıymetli bir birlikteliğimiz var. Biz aslında iş hayatına giriş ve ilerlemesi noktasına da benzeşiyoruz. İkimiz de sonuçta aile şirketindeyiz şu anda ama sen bir de şimdi babandan çok önemli bir görevi çok yeni devraldın. Ama daha evvel profesyonel çalıştın. Ben de aynı şekilde profesyonel başladım hayata. Şimdi bir aile şirketinde görevliyim. Bu iş hayatın sürecinde seni etkileyen bir tabii eğitimin var ondan evvel. İkimiz de yurt dışında okuduk. Burada odak noktaları nedir? Hayatının hangi dönemleri seni çok etkiledi? Neler etkiledi? Bu arada arkadaşlar sular değişmiş Ekrem Başkan duymasın. Başka bir marka var bilginize. Ümit şöyle, aslında her zaman yani arkadaşlarımız adına da belki biraz düşüncelerini şekillendirebilir. Benim sanıyorum ki bu hazırlığım sürecinde bugün almış olduğum sorumluluklar noktasındaki hazırlığım sürecinde en kritik dönüm noktaları veya en kritik dönemeçler hep konfor alanından çıktığım günler oldu. Çıktığım zamanlar oldu. Kendimi zorladığım zamanlar oldu. Buna eğitim hayatı dersem, benim için daha bir ezbere dayalı Türkiye'deki eğitim hayatından dışarı çıkıp hiçbir Türk'ün olmadığı, o zaman da tabii telefon hiçbir şey söz konusu değil, sabit hattan bile aramak mümkün değilken, 6 haftalık bir yaz okuluna gittim. 13 yaşındayken, orta 2'deydim. Amerika'da tek başımaydım o 6 hafta. Özellikle babam hiç Türk olmamasına çok özen göstermişti ki İngilizcemi geliştireyim. Orada her türlü, ya ilk defa farklı bir kültür, Amerika'da hayatımda ilk defa gitmiştim. İlk defa farklı bir kültürde, farklı bir ortamda, odamı temizlemekten, bütün kendi ihtiyaçlarımı kendim halletmekten tut, farklı bir kültürde tutunmak ve en önemlisi ama daha bir sohbetsel dersler, yani edebiyat okurken kitabı tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hocadan fazla öğrenci konuşuyor. Yani farklı bir eğitim sistemi ve bunun getirdiği bir kültürü tatma yaşama noktasında örneğin eğitim hayatımda çok şey değişmiştir. Oradan sonradır Amerika'da devam eden eğitim hayatımda aldığım kararlar. Oradan sonradır Türk eğitim sisteminde de daha fazla almaya çalıştıklarım. Orada bir konfor alanından çıkmıştım. Bir yerde de iş hayatında ise belki kariyerimin dönüm noktalarından biri veya beni konfor alanından çıktığım diyeceğim. Üniversiteden mezun olduktan sonra
aile işimize Türkiye'de dönebilirdim. Ancak ben aile işimizde hiçbir iş yapmayan bir yatırım bankasında New York'ta çalışmaya karar verdim. Çok da yoğun bir tecrübeydi. Wall Street'te gerçekten bu, yani kitaplar falan da yazıldı bunlarla ilgili. Belki biliyorsundur, böyle bir sabahlara kadar çalışılan, evet, yılbaşı gecesini geçirdiğim oldu. Yatırım bankacılığı böyle bir anormal bir çalışma saatleriyle oluyor. Orada hiç aile işimle de ilgisi olmadığı için objektif bir şekilde değerlendirildiğim. Bir gün ben de bir organizasyonu yöneteceksem, ne olursa olsun aile işime gelmiş olsam, bir abiler, ablalar birlikte çalıştığım, bana karşı daha itinalı, dikkatli olabilirlerdi. Burada gün geldi hiç hayal etmeyeceğim kadar yüksek bir prim aldım, başarı primi aldım. Başka bir gün geldi, hesap makinemi evde unuttum diye bir müşteriye doğru giderken arabadan atıldım, patronun tarafından. Arabadan indirildim. Hesap makinesi olmayan analist bu toplantıya gelemez diye arabayı durdurdu. Beni New Jersey Köprüsü'nün üstünde indirdi. Bu hakikaten benim için konfor alanından kendimi çıkmaya zorladığım tecrübeli, kıymetli bir tecrübeydi. Eğitim ve iş olarak belki bu ikisini sana ifade edebilirim, paylaşabilirim. Evet, belki bugünü son birer cümleyle, 1 dakika 20 saniyemiz kaldı, evet, koltukları, evet, bırakmak için. Belki son birer cümleyle bitirelim. Gerçekten ben ilk defa katılıyorum YGA Zirvesi'ne. Daha evvel daha küçük bir grupla, daha fazla liseli arkadaşların olduğu bir grupla beraber olmuştum. Orada da kendimi çok iyi hissettim ve Türkiye için, iş hayatı için, Türkiye'deki reform sürecine daha fazla katkı geleceğine karşı içimde bir umut uyanmıştı. Gerçekten çok örnek insanlarla beraberiz burada. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin en çok cesarete ihtiyacı var. Sizlerin cesaretine, yaratıcılığına, yeniliğine, yenilikçiliğine ihtiyacı var. Bu konuda hepiniz birer adaysınız. Çok çok teşekkür ediyorum bana bugün bu hisleri hissetme imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Ben de belki bir iki kelimeyle toparlamış olayım. Bugün sizlerin de çok iyi bildiği gibi dün karneler alındı, tatile girildi. Çocuklarım bana ya baba niçin cumartesi kayak tatiline çıkamıyoruz dediklerinde ben onlara ilk hafta gideceğim çünkü ben de. Çocuklar cumartesi YGA'da bir programım var o yüzden gitmiyoruz dediğimde bana ha tamam baba tabii ki. YGA kadar senin için de önemli olabilir ki diye bir cevap verdiler. Sizlerle bulunmam gerçekten daha büyük bir enerji, daha büyük bir keyif veremez. Ülkemiz, iş dünyamız, sivil toplum hepimiz için en büyük ümit kaynağı sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyiz. Çok verimli bir zirve devamı diliyorum sizlere. Sevgilerle.